Sağlamların oluşturduğu belediye meclisi değil, engellerin karar mekanizmasında söz sahibi olma hakkını talep ediyoruz siyasi partilerden. Kamuda çalışan engelliler, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tulgay Hasar, Muğla genelinde 19.654 engellinin bulunduğunu ve Marmaris'te de yaklaşık 5.000 engellinin bulunduğunu söyleyerek, özellikle yerel seçim hazırlığı içerisinde olan siyasetçilerin bunu dikkate almaları gerektiğini ileri sürdü. Eski Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanlığı'nda Hasar yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi. Hasar'ın basın açıklamasındaki iddiası ise yerel yönetimlerde engellilerin görmezden gelinmesi ve engellilere yerel yönetimlerde yer verilmemesiydi. Türkiye geneline baktığımız zaman Türkiye'de 8,5 milyon engelli topluluğunu görmekteyiz. Ama engelli topluluğumuz ne yazık ki siyasi konjonktürde azınlıkta olan bir topluluktur. Bizler siyasi partilere diyoruz ki engelli adayın yoksa kapımızı çalmayın diyoruz. Çünkü siyasi partiler engellilere dar bir açıdan, dar bir pencereden bakmamalıdır diyoruz. Bedenen engelli olmak siyaset yapmaya engel değildir diyoruz. Temsil hakkımız en doğal hakkımız diyoruz. Sağlamların oluşturduğu belediye meclisi değil, engellilerin karar mekanizmasında söz sahibi olma hakkını talep ediyoruz siyasi partilerden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 engelli milletvekili olmasına karşın yerel yönetimlerin engellileri görmezden gelmelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren, engellilerin siyasette oransal olarak azınlıkta olduğunu belirten Hasar, sözlerine şöyle devam etti. Biz bu yansımanın yerel parlamentoya da yani yerel belediye meclisine de yansımasını istiyoruz. Engelli olmak siyaset yapmaya ve seçilmeye engel değildir diyoruz. Tüm siyasi parti il ve ilçe başkanlarına lütfen engelli konusunda listelerinde üretken o koltuğun hakkını verebilecek, engellilerin yerel mecliste hakkını arayabilecek engelli bireylere temsil hakkının verilmesini ve belediye meclislerinde değerlendirilmesini istiyoruz. Tulgay Hasar yerel seçimlerde kendisine gelecek teklifleri değerlendireceğini anlattığı basın toplantısında bunun gerçekleşmemesi durumunda bağımsız aday olarak Marmaris Belediye Meclisi'ne girmek istediğini söyledi. Belediye başkan adaylarımızın da engellerle ilgili projelerini adaylarını takip edeceğiz. Engelli konusunda proje üreten, engelleri ciddiye alan belediyeleri de destekleyeceğiz. Şu an talebimizi siyasi partilere yaptık. Bizi ciddiye alan, engelli konusunda partimizde hizmet edebilecek, yerel parlamentoda engelli sesi olabilecek diyen siyasi partilerden teklif gelirse elbette değerlendireceğiz.